Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 4000-5000 TL arasındaki en iyi telefonları tanıtacağım. Listedeki ilk telefon Huawei P30. Şunu net bir şekilde baştan söylemeliyim ki Huawei P30 benim listede alacağım en son cihaz olurdu. Bunun sebeplerini kirin 980 ve kötü video performansı olarak özetleyebilirim. 6.1 inç Full HD Plus OLED ekrana sahip olan Huawei P30 pili 3600 mAh ve bu pil 22.5 Watt'lık bir adaptör ile şarj oluyor. Donanım tarafında Kirin 980, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan Huawei P30'un işlemcisi Kirin 980, Snapdragon 845 ayarında bir performans gösteriyor. Huawei'nin adından söz ettirmesindeki en büyük etken olan kamera kısmına geçtiğimizde, başta söylediğim gibi P30 video konusunda bana göre iyi değil. Listedeki diğer cihazların aksine 4K 60 FPS video çekemiyor. 4K'da sunduğu video sabitlemenin de video işini iyi beceren firmalar arasında olduğunu düşünmüyorum. Fotoğraf kısmına geçtiğimizde ise Huawei P30 ön tarafta 32 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığı bulunan 1080p video çekebilen bir kameraya sahip. Klasik Huawei amiral gemisi kalitesinde olan ön kamera iyi bir performans sunuyor fakat bu işi çok iyi seviyede yapan telefonlarla boy ölçüşmesi zor. Arka tarafta 40 megapiksellik f1.8 ana 16 megapiksel f2.2 geniş açı ve 8 megapiksellik 3 x zoom yapabilen bir zoom kamerasına sahip. Geniş açı ve zoom kameralarının açıkçası ciddi bir olayı yok. Asıl olay 40 megapiksellik kamerada. Bu kamera bu listedeki en büyük sensöre sahip kamera. Hatta yeni çıkan Mix Alpha ve Mate 30 Pro'yu bir kenara koyarsak amiral gemileri içindeki en büyük kamera sensörüne sahip Huawei P30. Bu da gece performansında daha grensiz fotoğraf anlamına geliyor. Bunun yanı sıra zaten otomatik fotoğraf modunda iyi işler çıkaran P30'un donanımı da dolayısıyla manuel fotoğrafçılıkta sınırları diğer neredeyse her cihaza karşı daha yukarıda. Cihazın arka kamerasında OIS bulunuyor. P30 4800 TL fiyatla Huawei Türkiye garantili olarak piyasada bulunabiliyor. Açıkçası bu fiyatın 600-700 TL civarında fazla olduğunu düşünüyorum. İkinci telefonumuz Xiaomi Mix 3. Mix Alpha'yı saymazsak Mi serisinin en güçlü cihazı olan Mix 3 6.4 inç Full HD Plus AMOLED ekrana 3200 mAh pile sahip. Bu, bu pil Quick Charge 3.0 Plus teknolojisi ile şarj oluyor. Donanım tarafında Snapdragon 845 işlemcisine, 6 GB RAM'e ve 128 GB depolamaya e sahip olan cihaz, herkesi tatmin edecek bir performansa sahip ve günün trendlerine güç yetirebiliyor. Fakat yine de zirvede değil. Mix 3 Önde ve arkada ikişer kameraya sahip. Ön tarafta 24 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip 1080p video çekebilen klasik bir kamera ve 2 megapiksellik bokeh işleminde kullanılan bir kameraya sahip. Arka tarafta ise 12 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip ana ve yine 12 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığı bulunan 2x zoom yapabilen kameralar bulunuyor. Mix 3'ün ana kamerası da optik görüntü sabitleyici bulunuyor ve 4K 60 fps video çekebiliyor. Kızaklı tasarıma sahip olan Mix 3 kızak mekanizmasının neden olduğu alan darlığı nedeniyle düşük kapasiteli bir bataryaya mahkum olmuş durumda. Bana göre bu Mi Mix 3'ün zayıf karnı. Tasarım olarak Mi serisinin çıktığı yolda devam eden cihaz, kesinlikle çentiksiz tasarımla piyasadaki en iyi tasarımlardan birine sahip. Mix 3, 4000 TL'ye Xiaomi Türkiye garantili olarak bulunabiliyor. Üçüncü cihazımız Xiaomi Mi 9. Xiaomi'nin Türkiye'de satılan en güçlü cihazı olan Mi 9, 6.4 inç Full HD Plus AMOLED bir ekrana, ve 3300 mAh pile sahip. Bu pil Quick Charge 4.0 Plus teknolojisine sahip ve 27 Watt bir adaptörle şarj oluyor. Donanım tarafında Snapdragon 855 işlemcisine 6 GB RAM ve 64 veya 128 GB depolama kapasitelerine sahip. Mi 9 arka tarafta 3, ön tarafta ise bir kameraya sahip. Ön kamera 20 megapiksellik 1080p video kaydedebilen bir kamera. Arka tarafta 48 megapiksellik IMX586 sensörünü kullanan ana kamera, 16 megapiksellik geniş açı kamerası ve 12 megapiksellik 2x optik zoom kabiliyeti bulunan zoom kamerası konumlandırılmış. Cihazda büyük bir eksik olarak optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Cihaz 4K 60fps video kaydedebiliyor. Fotoğraf konusunda sensörleri dolayısıyla gayet iyi bir performans sunan Mi 9 video konusunda işlemci sayesinde 4K 60fps video kaydedebilip sensörler aracılığıyla iyi bir görüntü kaydedebilse de OIS yokluğu dolayısıyla video sarsıntısı önleme konusunda tamamen yazılıma yaslanmış durumda. Bu konuda iyi işler çıkarıyor fakat en nihayetinde yazılım ve optik görüntü sabitleyiciyi aynı anda kullanan ve üstelik bunu iyi yapan firmalar karşısında elbette geri kalıyor. Video konusuna önem veren bir kullanıcı olarak bu detaya dikkat etmenizi istiyorum. Xiaomi Mi 9, Xiaomi Türkiye garantili olarak 4500 TL fiyatlarında alıcılarını bekliyor. Dördüncü cihazımız Xiaomi Mi 9T Pro. Mi 9T Pro için Mi 9T'nin Snapdragon 855'li ve bu sayede 4K 60 FPS video çekebilen yine bu sayede Quick Charge 4.0 Plus'a sahip versiyon desem yanlış bir şey söylemiş olmam. Mi 9T Pro 6.4 inç Full HD Plus Chantix'e full ekran deneyimi sunan AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekrana 4000 mAh pil güç veriyor ve bu pil 27 watt şarj adaptörü ile şarj oluyor. Quick Charge 4.0 Plus teknolojisine sahip olduğunu tekrar belirtmemde fayda var. Donanım tarafında Mi 9T Pro ile Mi 9 arasında bir fark yok. Snapdragon 855, 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Mi 9 ile Mi 9T Pro'nun pop-up olan ön kamerası ve ana 48 megapiksellik kameraları aynı. Mi 9T Pro'nun ikinci arka kamerası 13 megapiksellik geniş açı ve üçüncü arka kamerası da 2x optik zoom yapabilen bir kamera. Genel olarak kamera yorumları Mi 9 ile Aynı iyi fotoğraf veriyor, videoda iyi görüntü, kalitesi sunuyor fakat sarsıntı konusunda tamamen yazılıma güveniyor Mi 9T Pro. Pop-up kamerası sayesinde MIX 3 gibi kasa işgal eden bir donanım olmadığı için 4000 mAh pile sahip olan Mi 9T Pro, listedeki en iyi pile sahip cihaz belki de. Bunun yanı sıra Mi 9T Pro yine pop-up kamera sayesinde çentiksiz çerçevesiz bir deneyim sunuyor ki benim listede en beğendiğim tasarım sanırım bu. Mi 9T Pro Türkiye garantili olarak 4300 TL fiyatlarında bulunuyor. Beşinci ve son telefon ise Samsung Galaxy S10. Galaxy S10 5.8 inç Full HD Plus dinamik amoled ekrana sahip. Bu listedeki en küçük ekran. Kendi görüşümü belirtmem gerekirse bana kalırsa bu listedeki en kaliteli ekrana sahip S10. Bu ekrana 3100 mAh pil güç veriyor ve bu pil kutudan çıkan 15 wattlık adaptör ile şarj oluyor. Açık konuşmak gerekirse pil konusunda Esone bu listede düşündüren modellerden biri. Esone Snapdragon 855 HD olan Exynos 9820 işlemcisine 6 GB RAM'e ve 128 GB depolamaya sahip. Esone ön tarafta bir, arka tarafta iki kameraya sahip. Ön tarafta 10 megapiksellik bir kameraya sahip olan Sone bu kamera ile 4K 30 FPS video kaydedebiliyor. Arka tarafta Samsung'un yıllardır kullandığı boyuttaki sensöre sahip. 12 megapiksellik bir ana ve 16 megapiksellik geniş açı bir kameraya sahip. Ana kameranın diyafram değeri f1.5 veya f2.4 değerlerinden biriyle kullanılabiliyor. Şunu belirtmeliyim ki bu değerler arasında değerleri almıyor. Yalnızca bu iki değerden biri. Bu kameralardan kısaca bahsetmek gerekirse fotoğraf kalitesi olarak listedeki diğer tüm cihazlarla baş edebilen Sone video konusunda bana sorulur açık ara listedeki en iyi video performansına sahip. Belirteyim cihaz 4K 60 FPS video çekebiliyor. s e, Samsung Türkiye garantili olarak 4300 TL fiyatlarında alıcılarını bekliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder. iyi günler dilerim.